Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Sö Barış Pehlivan. 18 Eylül 2024 Çarşamba. Bir gün bizim köyünde masum olmadığını anlayacaksınız. Hepsi biliyor ama susuyor. Bunu diyen Ebu Selem'e Gülen, yani Fetullah Gülen'in öz yeğeni. Kuşkusuz. 15 Temmuz darbe girişimini kastediyor. Fetullahçıların o güne dair gerçekleri söylememesini, narin cinayetinin yaşandığı Tavşantepe köyündeki sessizliğe benzetiyor. Yeğen Gülen'in o sosyal medya mesajı, benim aklıma Söy'ü getirdi. Bundan tam 17 yıl önce. Söy isimli 15 yaşındaki kız çocuğu, 29 Ekim 2007'de Erzurum Dadaşkent Polis Merkezi'nden içeri girdi. Birçok erkek tarafından tehdit edilerek tecavüze uğradığını söyledi. Çocuğun verdiği isimler arasında Fethullah Gülen'in kardeşi, Seyfullah Gülen ile oğulları da vardı. Ve işte, ne zamanki Fethullah Gülen'in yakınlarının ismi bu utanç dosyasına girdi, olayın seyri değişti. İddia o ki dönemin Erzurum valisi, sonranın AK Parti milletvekili Celalettin Güvenç Mağdur Sön'ün kaldığı yurdu bastı ve yurt yöneticilerine hocaya komplo mu kuruyorsunuz diye çıkıştı. Hoca dediği Fethullah Gülen'di. Devletin o zamanki sahibi Fethullahçılar devredeydi artık. Mağdur Sö apar topar Erzurum'dan uzaklaştırıldı, hem de AK Partili güvençin başında olduğu valiliğin aracıyla iki istihbaratçı polis eşliğinde. Yetmedi. Seyfullah Gülen Atatürk Üniversitesi'nden cinsel ilişki yetisi yok raporu aldı. Gülen ailesi kendileri hakkındaki suçlamayı yalanlayıp, çocuğun başkalarıyla ilişkiye girdiğini ileri sürdü. Sonuç ne mi oldu? Resmi raporlara göre Sön'ün birçok defa tecavüze uğradığı ortaya çıkmasına rağmen dosyanın üzeri kapatıldı ve dosya hakkında davaya yer yok kararı verildi. Ne zaman ki iktidar ile Fetullahçılar karşı karşıya geldi, 2017 yılında dosya yeniden açıldı. Seyfullah Gülen öldüğü için hakkında takipsizlik kararı verildi. Oğulları Ammar Gülen ve Selahaddin Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yargılama yapıldı. Ve sonradan öğrenildi ki, mağdur çocuk Söy'e kim yardım eli uzatmışsa, telefonları terör suçlusu şüphesiyle dinletilmişti. Peki, emri kim vermişti? Eski Erzurum İstihbarat Şube Müdürü Abdullah Güler ifadesinde, telefonları dönemin Erzurum Valisi Celalettin Güvenç'in talimatları ile dinlemeye aldıklarını söyledi. 198 sayfalık iddianamede 42 ayrı yerde, dönemin Erzurum Valisi Celalettin Güvenç'in ismi vardı. Polislere ceza yağdı, ama kimse AK Partili güvenci yargılamaya cesaret edemedi. Barış Terkoğlu ile birlikte bu konuyu Mahrem adlı kitabımızda ve köşelerimizde defalarca kaleme aldık. Sonuç ne mi oldu? O yazılar bugünün Adalet Bakan Yardımcısı olan hakim tarafından engellendi, Terkoğlu da hapisle cezalandırıldı. Utanç da suskunluk da tarih de bugün başlamadı. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.